temel arkadaşlar devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de kurulan meclisimizin aldığı anayasa kararları. İlk anayasamız teşkilat yasası arkadaşlar. Türkiye'nin ilk anayasasıdır. Osmanlı dediği zaman ilk anayasamız kanuni esas. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası teşkilat yasası, yani 21 anayasası arkadaşlar. Şimdi birisi hemen almış olduğu kararlar, biz ne demişiz? Teşkilat esasiye kararları. Bunlar nelermiş? Demiş ki temenin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur. Bu ne demektir? Padişaha karşı olduğunu, sisteme karşı olduğunu, yani ihtilalcı olduğunu, artı TM'yi kuran, TM'yi oluşturan kişiler halktan seçildiği için ileride de cumhuriyet rejimine, yani ulusal egemenliğe geçildiğini gösterecektir. Demek ki bu madde neyle ilgili? Meclisin ulusal egemenliğinin kesiliyle ilgilidir. Demiş ki meclisimiz yasama, yani kanun yapma, yürütme, yani hükümet işleri ve yargı dahil bütün işler TBMM'nin elinde. Biz buna güçler birliği ilkesi diyoruz arkadaşlar. Güçler birliği ilkesi var ise eğer bir soruda, biz deriz ki bu meclis demokratik değildir. Çünkü bu meclisin tek ve ana görevi, normal demokratik bir meclisin yasama, yani kanun yapma, değil mi hocam? Evet hocam. Güçler birliği ilkesi arkadaşlar olağanüstü meclis özelliği kazandırır. Güçler birliği ilkesi bu meclisin dediğimiz gibi demokratik olmadığını gösterir. Peki neden güçler birliği ilkesi benimsenmiş? Hocam daha hızlı karar alabilmesi için hocam. Yani evet. Tüm güçleri içinde barındırmış. Aynen öyle. Daha hızlı karar alabilmek için dedik. Yasama, ya yürütme ve yargı yetkileri bu meclise olağanüstü meclisi özelliği ve savaş meclisi özelliği vermiştir. Yeni bir hükümet kurduğu için, yeni bir Türk devleti kurduğu için, İstanbul hükümetinin yerine başka bir hükümet kurduğu için ihtilal meclisi diyoruz. Bu anayasada. Ne demiş? Geçici olmak kaydıyla dahi bir hükümet başkanına da padişah vekili atamak doğru değildir. Evet. Bu ne demektir? Yani hocam meclisin sürekli olacağını söylüyor hocam burada. Evet, değil mi? Sürekli İstanbul hükümetine bağlı olmadan, evet, bağımsız ve sürekli olacağını gösteriyor. Diyor ki hükümet meclisleri içerisinde hükümet işleri meclis tarafından seçilecek bir kurul tarafından yönetilecektir. Yani kendi içerisinde bir hükümet sistemini kurmuş. Evet, meclis hükümeti sistemi. Evet, olacak. Meclis hükümeti sistemi. Birinci meclisimizde arkadaşlar parti yoktur. Grup vardır, parti yoktur. Bu yüzden meclis hükümet sistemi seçilmiştir arkadaşlar. Kabine sistemi ise daha sonra cumhuriyetin ilanından sonra geçecektir. Birinci meclisimizde ne varmış? Meclis hükümeti sistemi. Peki. Arkadaşlar meclisin açılmasıyla hükümetin kurulması ile temsil kurulunun ne dedik? Görevi sona ermiştir. Teşkilat esasiyede başka bir kararımız demiş ki padişah ve halifenin geleceği işgalcilerin baskısı bittikten sonra meclis tarafından belirlenecek. Yani burada şunu diyor. Mevzu padişah da olsa, halife de olsa, ne olursa olsun bunlarla ilgili kararı meclis, yani halk alacak. Yani padişah ve halife meclisin alacağı karara göre ne olacaktır? Beraber hareket edecektir. Ama lütfen sorulara dikkat ediniz. Sizin bir meclisiniz var, ulusal egemenliğe dayalı bir meclisiniz. Halk egemenliği istiyorsunuz. Padişahı kurtarmaktan bahsediyorsanız bu saltanat sistemidir. Yani demokrasi aykırı bir durumdur. Fakat bizim şu anki derdimiz tam olarak demokrasi değil. Önce ülkenin bağımsızlığı olacak. Yani ulusal birlik ve beraberliğin, evet, sağlanması, evet, için ne yapılması lazım? Herkesin desteğine ihtiyaç vardır arkadaşlar. Evet, çünkü ortam uygun değil diyor hocam. O yüzden zamanı geldiğinde inkılaplar yapılacak zaten. Evet. O zaman birinci meclisimizin özelliklerine baktığımız zaman milli egemenlik kesin olarak kurulmuştur. Kurucu meclistir. Anayasa yaptığı için, yeni bir devlet kurduğu için. Yeni yönetim anlayışı ve egemenlik kanunu değiştirdiği için, öngördüğü için ihtilalci bir meclistir. Halkın tamamı tarafından, Türk halkı tarafından seçildiği için ve İstiklal Marşı'nda kabul ettiği için ulusal ve bağımsız bir meclistir arkadaşlar. İçinde parti yoktur ama birden çok grup olduğu için çok sesli, yani demokrasiye uygundur. Güçe bir ilkesi benimsediği için olağanüstü bir meclistir. İstanbul'a bağlı değil, halk egemenliği ilkesi esas alınmıştır. Kurtuluş Savaşı'nı yönettiği için savaş meclisidir. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu meclisimizde ne yoktur? Parti yoktur. Peki hangi gruplarımız var? Halk zümresi. Bunlar Bolşevikçiler de denir. Islahat grubu, saltanatçılar, İstiklal grubu, yani Mustafa Kemal ve taraftarları, Müdafaa Hukuk grubu yine Mustafa Kemal tarafından kurulmuş. Tenasüt grubu, danışma grubu, bunlar eski iddiaçılar. Yeşil Ordu, Çerkez Ertemyanları kurmuş olduğu gruptur meclis içerisinde.
Teokratik bir meclistir. Neden? Din işleri dahil meclisin denetimindedir demiş. Burada da asıl amaç aslında şudur. Savaşta dinin istismar edilmesini engellemektir. Ve arkadaşlar meclis meclisini benimsemiştir. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır demiştir. Hükümet üyeleri meclis içerisinde tek tek oylanarak seçiliyor. İstenmeyen hükümet üyesi değiştirilebilir. Fakat düşmez. Bu sistemde başbakan ve cumhurbaşkanı gibi bir makam yoktur. Evet. TBMM bu makamın kendisidir arkadaşlar. Peki birinci meclisimiz ne yapmıştır? Hocam düzenli orduyu kurmuştur. Tabii daha önce Kuvayi Milliye vardı. Artık onu es geçtiler ve düzenli orduyu kurdular. Daha sonra anayasayı yaptılar. Teşkilat esası ondan bahsettik. Evet. Ülkeyi işgalden kurtardı. Saltanatı kaldırmıştır. Ki bu yaptığı tek inkılaptır. Birinci temelini. Tek inkılap. Evet, başka hocam. İnkılap değil. Evet. Bunun dışında tabii ki Lozan'a heyet göndermiştir hocam. Evet. Arkadaşlar birinci meclisimiz savaş meclisi. Olağanüstü meclistir. İnkılap meclisi bile. İnkılap meclisi dediği zaman benim aklıma 2. TBMM gelecek arkadaşlar. 2. TBMM inkılap meclisi, 1. TBMM savaş meclisidir. Evet. 1923'e kadar 1. TBMM varlığını devam ettirecek. Peki TBMM'nin gücünü nasıl kullanmıştır? Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü kullandığına kanıt yasama ve yürütme yetkilerini elinde bulundurması, her türlü işlemin, İstanbul Hükümeti yapacağı her türlü işlemin yok sayması, evet hocam, Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu kabul etmesi, istiklal mahkemelerini kurması, yargı gücü, ayaklanmaları bastırması, vergi oranlarını artırması ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanması 1. TBMM otoritesini güçlendirdiğine kanıttır arkadaşlar. Peki 1. TBMM'nin çıkarmış olduğu kanun. İlk kanun arkadaşlar. Hangisi hocam? Hocam tabii ki bu hayvan vergisi olacak. Yani anan vergisi dediğimiz hayvan vergisi evet, olacak. İlk kanunumuz anan. Ondan sonra Hıyanet-i Vataniye özellikle içerideki isyanlar yüzünden çıkarılmıştır. İstiklal mahkemeleri yine isyanlar ve bunları engellemek. Firariler yine bu isyanlarla ilgili aslında. Evet. Düzenli ordu kanunu. Meclis iş yüzü yani nisan ve müzakere kanunu. Evet. Bunun dışında tabii ki menih müskilat kanunu. Bu da milli mücadeleye mali kaynak sağlamak amacıyla işte içki, tütündür hocam. Bunları yasaklamıştır tabii ki. Menih israfat kanunu her türlü israf yasaklanmıştır. Teşkilat-ı Esasiye kanunu var. İstiklal Marşı hakkında kanun var hocam. Bunun dışında başkomutanlık kanunu olacak. Evet. TBMM zamanında. O zaman ilk resmi gazetemiz de zaten bu dönemde çıkmıştı. İlk resmi gazetemiz Ceride-i Resmi ya da Ceride-i Havadis diye de geçmişti. 1921 yılında ilk sayısını yayınlanan bugünkü resmi gazete arkadaşlar. Bugünkü resmi gazete. Türkiye Cumhuriyeti resmi gazetesi var biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. TBMM öyle kolay mı kuruldu? Hayır. TBMM kururken de buna karşı onu yok etmek için isyanlar çıktı değil mi? Bu aynen isyanlar hocam. 4 gruba ayrılıyor arkadaşlar. Evet hocam tabii burada doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılan ayaklamalar var. Bunun dışında işte önceden Kuvayi Milliyeci olup ondan sonra ayaklanan var hocam. Onun dışında azınlıkların çıkardığı ayaklamalar var. Veya İtilaf Devletleri'nin İstanbul Hükümeti ile birleşip yine ayaklamaları var. Yani evet. Her taraftan bir saldırı var TBMM'ye karşı. Evet, 4 farklı ayaklama türüyle uğraşmıştır. Birincisi doğrudan İstanbul Hükümeti'nin çıkarmış olduğu ayaklamalar. İkincisi İstanbul Hükümeti ve itilafların beraber çıkarmış olduğu ayaklamalar. Burada da halkı kışkırtmışlardır. Daha sonra Kuvayi Milliyeci olup düzenli orduya katılmak istemeyenlerin çıkarmış olduğu ayaklama ve evet, içeride bulunan hocam da ifade ettiği gibi azınlıkların Ermeni ve Rumların çıkarmış olduğu ayaklamalar. Peki bu ayaklamalarda doğrudan İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı ayaklamalar hangileridir? İki ayaklamamız var. Ahmet Anzavur ve Kuvayi İnzibati arkadaşlar. Burada amaç saltanat ve hilafetin otoritesini güçlendirmek, korumak, TBMM'yi yok etmek. Ahmet Anzavur isyanı Çerkezyatım tarafından bastırmış. Kuvayi İnzibatiye halifelik ordusu ayaklanmasıdır. Burada da yine damat Ferit ve güçleri tarafından çıkarılmıştır. Bu isyanda İngilizler boğazlarını daha fazla elde tutmak amacıyla yapmışlardır. Yani İstanbul ve boğazların temeline geçmek için çıkarmışlardır ama yine başarılı olamamıştır. O zaman doğrudan İstanbul Hükümeti'nin çıkarmış olduğu iki tür ayaklamamız var. Ahmet Anzavur ve Kuvayi İnzibatiye ayaklanması. İkinci tür ayaklamamız İstanbul Hükümeti'nin kendi ordusu ve gücü değil de halkı kışkırtarak halka çıkarttırmış olduğu ayaklamalardır. Özellikle de burada arkadaşlar halkın dini duygularını kullanmışlardır. Din elden gidiyor diye propaganda yapmışlar değil evet mi hocam? Hatta Mustafa Kemal kafirdir ona inanmayın deyip fetva bile evet, çıkarmıştı. Hocam.
Evet, bunlar hangilerdi? Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, Eşref, Bayburt, Şeyh Recep, Sivas, Ali Batı, Mardin, Koçgiri, Sivas, Erzincan, Çapanoğlu, Yozgat, Çopur, Musa, Afyon, Milli Aşiret, Urfa, Cemlişeto, Batman, Garzan. Arkadaşlar sonuçta bu isyanlar tamamı daha sonra bastırılacaktır. Birçok kuvayi nizibatiye eri bu isyanlardan sonra milli mücadeleye katılacaktır. Özellikle burada hemen bu isyanları bastırması onun gücünü arttıracaktır. Peki Kuvayi Milliyetçi olup kimler isyan etmişti? Bunlara baktığımız zaman Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali. Bunlar arkadaşlar önce Kuvayi Milliyetçi olup daha sonra düzenli orduya katılmak istemeyen kişilerdi. İsyanları 1. İnönü Savaşı'ndan sonra bastırılmıştır arkadaşlar. Evet, son azınlık türümüz azınlıkların, son isyan türümüz azınlıkların çıkarmış olduğu isyanlardı. Bunlar Ermeni, Rum isyanları diye geçer. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesine isyanlar çıkarmışlardır. Bunlar bulundukları bölgede bağımsız devlet kurma, işgali kolaylaştırma ve Yunanları desteklemek için isyanlar çıkarmışlardır. Büyük taarruzdan sonra bu isyanlar da bastırılmıştır arkadaşlar. Büyük taarruzdan sonra. Peki bu isyanlar çıktığında 1. TBMM nasıl önlem aldı? Az önce kanunlardan bahsettik. Hiyanet-i Vataniye kanunu çıkarmış. Vatana ihanet yasasıyla. Başka ne yapmış? İstiklal mahkemelerini kurmuş. TBMM'nin yargı gücü yetkisini kullandığına kanıttır. Aynı zamanda. Başka ne yapmış? Ankara müftüsü Rıfat Börekçi İstanbul müftüsüne karşı fetva yayınlamıştır. Yine Ankara'da açılan radyo Anadolu Ajansı ve Hakimiyet-i Milliye İstanbul hükümetinin basın yayın yoluyla yaptığı aleyhte propagandalara karşı gelmiştir. Halk bilinçlendirmek için irşat örgütleri yani heyetleri kurulmuştur. İleriki dönemde Kuvayi Milliye birlikleri kaldırılmış ve yerine arkadaşlar ne kurulacaktı zaten? Düzenli ordu kurulacaktır. Evet. 1. TM'ye karşı çıkan aklamaların sonucunda ne oldu? TM bu insanlar bastırdığı için halkın nezdinde gücü ve otoritesi arttı arkadaşlar. Bu ayaklanmaların İstanbul hükümetince desteklemesi, ulusal egemenlik itilaflarca desteklemesi, ulusal bağımsızlığı engelleme yönelik olduğu ortaya çıkıyor. Özellikle TM'nin bu insanlara karşı çıkarmış olduğu kanun, İstiklal Mahkemesi'nin kurması, ayaklanmaları önlediği gibi düzenli ordu kurulmasına ne yapmıştır? Zemin hazırlamıştır arkadaşlar. İstiklal mahkemeleri ileriki dönemde tekalif-i milli emirlerin uygulanışı sırasında da yine Şehzade İhsan'da da ve Mustafa Kemal'e suikast girişiminde ve Menemen olayında karşımıza çıkacak arkadaşlar. Demek ki İslam mahkemeleri, Tekalifi Milli Emirleri, Şeyh Seyit İsyanı'nda, Mustafa Kemal suikast girişiminde ve Menemen isyanından sonra yeniden kurulacak olan mahkemelerden bahsediyoruz. Evet, Bilecik görüşmelerine geldik. TBMM hükümeti ve İstanbul yönetimi adına Tevfik Paşa arasında olan bir görüşmedir. Görüşmelerde herhangi bir sonuç alınamamıştır arkadaşlar. İstanbul'da gelenler zoraki olarak zorlanıp Ankara'ya götürülmüştür. Böylece İstanbul yönetimi ulusal harekette katıldığı izlenimi halka Evet hocam. verilmiştir. Yani biz İstanbul hükümetine bağlı değiliz, İstanbul hükümeti bize bağlıdır Evet. mesajı verilmiştir. Özellikle Ankara'ya getirilen 1921'de İstanbul'a dönmelerine izin verilmişse de Münir Ertegün kendisi isteğiyle Ankara hükümetine katılmıştır. Bu görüşmeler TYM'nin siyasi varlığını tanıtması ve gücünü kanıtlaması açısından çok önemli arkadaşlar. Evet. Yani hocam tabii ki İstanbul hükümetinin TBMM'yi tanıdığı ilk yer Bilecik görüşmeleri olacak değil mi hocam? Yanlış Ya mı? TBMM Amasya resmen görüş tanı. resmen tanıması Evet. Amasya görüşmelerinde. Şeyde hocam. Temsil heyeti. Temsil heyeti Evet. ama TBMM TBMM derse derse Bilecik Bilecik görüşmesi. görüşmeleri olacak. Temsil heyeti derse Evet. dediğiniz gibi Amasya görüşmeleri olacak. Aynen. Aynen hocam. Evet, düzenli ordu niye kuruldu arkadaşlar? Şimdi bundan sonra zaten Kurumuz Kurtuluş Savaşı olacak. Düzenli ordu niye kuruldu? Kuvayi Milliye birliklerinin işgaller karşısında yetersiz kalması, aralarında belli bir birliğin olmaması, özellikle 1921 bir Gediz Muharebesi'nde Kuvayi Milliye komutanı olan Ali Fuat Paşa'nın burada yenilmesi bu tartışmaları beraberinde getirecektir ve en sonunda Gediz Muharebesi'nden sonra 9 Kasım 1920'de Batı Cephesi komutanına Albay İsmet, Güney Cephesi komutanına ise Albay Refet getirilmiştir. Düzenli ordu niye kurulmuştur arkadaşlar? Kurtuluş Savaşı'nı daha sert idaresini sağlamak, düzgün işleyişini sağlamak için. Evet, düzenli ordu kurduk. Şimdi düzenli orduyla ilgili arkadaşlar ne yapacağız? Düzenli orduyu kurduk ama bu ordunun bazı ihtiyaçları var. Bunları karşılamamız lazım.
Bu yüzden ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için arkadaşlar asker kaçaklarını cezalandırmak için firariler kanunu çıkarıldı ve istiklal mahkemeleri. Subay yetiştirmek için Ankara Subay Okulu, yeni vergiler konuldu. Avrupa'daki bazı insanlık kuruluşlarının gönderdiği parasal yardımlar kabul edildi. Hint ve Afgan Müslümanlardan gelen parasal yardımlar var. Sovyet Rusya'nın ekonomik yardımı var. Dikkat edin, İtalya ve Fransa'dan Anadolu'ya çekilirken askeri malzeme alınmıştır arkadaşlar. Burası Evet, önemli. önemli. Askeri malzeme alınmıştır. O zaman diğer konumuz neymiş? Kurtuluş Savaşı arkadaşlar. Cepheler olacaktır. O zaman Kurtuluş Savaşı cephelerden devam ediyoruz. Doğu cephesi, Güney cephesi, Batı cephesi olmak üzere aslında 3 ana cephemiz var. İç cephe dediğimiz yeni bir cephe açtık. Bu da İstanbul hükümeti aslında. Şimdi Kurtuluş Savaşı cephele baktığımız zaman Doğu cephesinde Ermenilere karşı çıkmışızdır arkadaşlar. Ermenilerle 15. Kolordu Mustafa Kazım Karabekir, doğru Evet mu? hocam. Güney cephesinde Fransız ve Ermenilerle, Batı cephesinde Yunanlarla, içeride ise İstanbul hükümetiyle kavga etmişiz. Bu cephelerin içerisinde düzenli ordunun olduğu tek cephe Batı cephesi arkadaşlar. Evet. Doğu cephesinde ve Güney cephesinde düzenli ordu yoktur. Neden? Asıl düşman batıda görmüştür. O yüzden Mustafa Kemal bütün gücünü batıya vermiştir. Diğer cepheler kendiliğinden halkın da desteğiyle ne olacaktır? Kurtuluş Savaşı sürecinde kendi coğrafyaların bağımsızlıkları sağlanacaktır. Kurtuluş Savaşı'nda İngiltere ve İtalya ile sıcak savaş yapılmamıştır arkadaşlar. Evet. İngiltere ve Fransa ile biz sıcak savaş Evet, yapmamışız. çünkü zaten İngiltere'nin piyonu kim olacaktır? Tabii ki Yunanistan Yunanistan olacaktır. vardı. Zaten İtalya'da İzmir daha önce kendisine verilmediği için böyle bir kırgınlığı vardı. Çok fazla savaşa girmemiştir hocam. Evet. İlk cephemiz Doğu cephesi. Osmanlı'dan milleti sadık olarak bilinen Ermenilerin başlatmış olduğu cephedir arkadaşlar. Biliyorsunuz 1878 Berlin Anlaşması ile artık Ermeni sorunu vardı. İngiltere ve Rusya'nın da kışkırtmasıyla. Ve bu politika bu dönemde de devam etti. 1915'te bir teciri sukun kanunuyla Osmanlı bölgedeki Ermenileri göçez göndermek zorunda kaldı. Niye? Çünkü Rusların tahrikine kapıldılar. İleride zaten büyük bir problem olacaktır. Daha sonra ise Rusya 3 Mart 1918'de Brest-Litovsk Anlaşması ile Kafkaslardan çekilince, burada da Bolşevik İhtilali çıkınca Sovyet Rusya kurulup Doğu cephesi Kapanıyor. Zaten kapanacaktır. orada Kars, Ardahan, Batum'u da Osmanlı'ya bırakıyor zaten Evet. o şeyli hocam. Düşünün yani adamlar sömürgeci olmadığı için daha önce almış olduğu Kars, Ardahan, Batum'u Osmanlı'ya geri verecektir. Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğünden ve Mondros'un getirdiği karşılıktan yararlanan Ermeniler arkadaşlar Wilson ülkelerine göre burada bir Ermeni devleti kurmak istemişlerdi. Fakat bu emellerine ulaşmadılar. Doğu cephesi ile ilgili bilmemiz gereken kişi General Harbord. Evet hocam. Amerikalı raportör. Bu adam ne demiş? Doğuda Türkler çoğunlukta, Ermenilerin ne işi var kardeşim demiş. Mustafa Kemal'in bununla bir görüşmesi var. Mustafa Kemal bu adama mandacılığı kabul etmeyeceğine dair demiş ki bizim atalarımız daha önce ne yapmışsa biz de onların yolundan gideceğiz demiş Evet. hocam. Hatta vazgeç Mandacılık falan demiş yani çok vazgeç uğraşıyorsun. demiş. Evet. Elinizde hiçbir şey yok. Yokluk içerisindesiniz. Bırç ilerlemiş. Yapamazsınız. Açılar. Evet. Aynen hocam. Doğu cephesi arkadaşlar. Doğu cephesindeki anlaşmalarımıza baktığımız zaman ilk kapanan cephemiz Doğu cephesidir. Bizi ilk tanıyan devlet Ermeni 3 Aralık 1920 Gürmü Anlaşması. Diğer anlaşmamız yine Rusya ile yapılan Moskova Anlaşması. Bir diğer anlaşmamız Kars Anlaşması ile Doğu cephesi kesinlik kazanacak arkadaşlar. Ermenilerle 3 Aralık 1920'de yapılan Gürmü Anlaşması, bir daha söylüyoruz arkadaşlar. Nedir bu? İlk kez bir devlet TBMM'yi resmen tanımış Tanımış. oldu. Evet. TBMM'yi resmen tanıyan ilk devlet Ermeniler. TBMM'yi tanıyan ilk büyük devlet Rusya. TBMM'yi tanıyan ilk itilaf devleti Ankara Anlaşması'yla Fransa'dır Bir de arkadaşlar. Müslüman devlet var değil mi hocam? Müslüman devlet Afganistan hocam. Afganistan'dır. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Bu doğu sınırını çizen antlaşmalar mesela hangileri? Gümrü Antlaşması, Evet. evet Moskova Antlaşması Evet. ve Kars Antlaşması olacak. Evet, aynen öyle. Bu anlaşma arkadaşlar önemli nedir? Dedi ki TBMM imzaladığı ilk anlaşmadır. İlk askeri ve uluslararası arasındaki ilk başarıdır. Bakınız ilk uluslararası başarısıdır. Ve Serb ilk kez geçersiz sayılmıştır. Ermeniler Serb'deki haklarından vazgeçtiği için. Ve ilk kez bir anlaşmada Türkiye adı kullanılmıştır arkadaşlar Gümrü Anlaşması'nda. Daha sonra Doğu sınırlarla alakalı diğer anlaşmalarımız da dediğimiz gibi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Anlaşması. Daha sonra ise Batum Gürcistan'a bırakıldıktan sonra da ne olacaktı? Kars Anlaşması ile 13 Ekim 1921'de bizim Doğu sınırımız kesinlikle kazanıştır.
Güney cephesine geldiğimiz zaman burada arkadaşlar düzenli bir ordumuz yok. Halkın kendi kendine örgütleyip Mustafa Kemal'in göndermiş olduğu subaylar sayesinde örgütleyip kendi kendini işgalden kurtardığı cephe olarak bahsediyoruz. Özellikle 1. Yunus Savaşı ve Sakarya Savaşı'ndan sonra bu cephe kapanacaktır. Bu cephe arkadaşlar bir daha söylüyoruz. Burada özellikle Osmanlı'nın sürgüne göndermiş olduğu Ermeniler, Ermeni intikam alayları ve Fransızlar olacak hocam. Fransızlar olacaktır. Burada Ermeniler Fransız askerlerinin kıyafetlerini giyip Osmanlı Türk kuvvetlerine saldıracaklardır. TM arkadaşlar düşmana karşı üstün bir şekilde savunma yapan Antep'e gazilik, evet, gazilik, Maraş'a kahramanlık, Urfa'ya şanlı ünvanlarını vermiştir. Güney cephesi diğer cephelerden farklı olarak düzenli ordu katısı olmadan yöre halkının bölgesel güçleriyle Fransız işgalinden kurtulmuştur. Yani Kuvayi Milliye'nin en etkili olduğu cephemiz Güney cephesidir. Antalya ve Konya çevresi işgal edilen İtalyanlar ise Yunanlar aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı kısmen milli mücadeleye destek bile vermiş arkadaşlar. Aynen. Hatta orayı yıkmamışlar o bölgeyi. Hatta evet, imar etmişler değil mi hocam? Aynen öyle. Yani neredeyse imar etmişler. Evet. Küs İtalyanlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sessiz sedasız Anadolu'da çekileceklerdir arkadaşlar. Sakarya zaferi üzerine Yunanların başarılı olamayacağı anlaşılmış ve işgaller kesin olarak sona ermiştir. Ve geldik asıl cephemiz arkadaşlar. Şimdi Batı cephesi önemli değil mi hocam? Evet. Asıl savaşlar zaten Batı cephesinde olacak. Özellikle Yunanlılar İngilizlerin himayesi altında saldırıyorlar. Bu şekilde geçecek hocam. Evet, düşman İngilizler diyebiliyoruz arka planda. Evet tabii, piyonları asıl piyonları Yunanistan olacak. Evet arkadaşlar, burada 1. Dünya Muharebesi'ne kadar Kuvayi Milliye Birlikleri mücadelesini devam ettirmiş ki bunu burada da unutmayın, Batı cephesini oluşturan da Batı Balıkesir ve Alaşehir Kongresi Batı cephesini oluşturmuştur. Evet, bunlar ilk başta biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal'i desteklerken sonra ne hikmetse vazgeçmişler. Başka işlerle uğraşmışlardır. Düzenli ordunun savaşı tek cephedir arkadaşlar. Ali Fuat Paşa'nın komutan olarak göndermiş olduğu bir cepheydi. Fakat Ali Fuat Paşa burada başarılı olamadığı için yerine daha sonra kim atanacak hocam? İsmet. İsmet Paşa. Evet. Evet. Kendisi de Moskova elçiliğine gönderiliyor hocam. Evet, kendisi de Moskova elçiliğine gönderilecektir. Ve Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla Batı cephesi kapanacaktır. Peki Batı cephesinde neler var arkadaşlar? Bakalım. Batı cephesinde yapılan savaşlarımız. Birinci ününü, ikinci ününü, Kütahya Eskişehir, Sakarya, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık dediğimiz büyük mücadelemiz. Arkadaşlar, 1. Yunus Savaşı'nın sonuçları millet biraz sonra değineceğiz. 2. Yunus'u dedik. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Mustafa Kemal'e gazilik ve maraşallık unvanı verilecektir arkadaşlar.